Evet, gerçekten yetkinlikler sürekli gelişiyor, değişiyor. Hatta çok şirket içerisinde de konuştuğumuz, eminim arkadaşların dışarıda da okuduğu, gördüğü şeylerden bir tanesi, yetkinliklerin çok hızlı eskidiği. Bir araştırmaya göre önümüzdeki yıllarda aslında öğrendiğimiz yetkinlikler 2,5 senede ortalama eskiyor olacak ve yeni yetkinlikler geliştiriyor olmak durumunda kalacağız. Bu özellikle tabii dijitalleşme, teknolojik dönüşümle o taraftaki yetkinlikler için çok daha geçerli, çok daha hızlı adapte olmamız gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Dolayısıyla işiniz bilgi işlem olmayacak olsa da finansla çalıştığınız noktada dijital dönüşüm her yerde, teknolojik dönüşüm her yerde. Dolayısıyla bu konulardan haberdar olmak, bu konulara ilgili olmak, ne olduğunu, ne bittiğini takip ediyor olmak çok önemli olacak. Ama bence finansçılarda da güçlü olması gereken aslında en önemli yetkinlikler günümüzün bu belirsiz, değişken, kompleks dünyasında belirsizlikle yaşayabilme ve dayanıklılık. Yani biraz daha soft skill tarafı da önemli burada. Kesinlikler yok. Herhalde bundan bir sene önce işte Rusya Ukrayna'ya savaş açacak denseydi bunu çok komplo teorisi olarak değerlendirenler ya da çok uzak ihtimal olarak görecek olanlar çok olurdu. Ya da Covid gibi bir pandeminin 2 sene boyunca bizleri eve kapatacağını öngöremezdik. Dolayısıyla dünyanın gittikçe daha kaotik, daha belirsiz, daha öngörülemez olduğunu kabullenerek bu belirsizlikle rahat olmayı öğrenmemiz lazım. Çevik düşünmemiz lazım. Yani tek bir plan yok, tek bir strateji yok. Yaptığımız planları gerektiğinde çöpe atıp kenara koyup değişen dünyaya, değişen koşullara göre tekrar plan yapabilme kabiliyetimizi arttırmamız lazım. Sürekli risk ve fırsatları analiz etmeye, okumaya odaklanmamız lazım ve bu konuda planları değiştirme konusunda hızlı olmamız lazım. Bir de belki aslında yine bu dünyanın bir gerçeği olarak önceliklendirmeyi söyleyebilirim. Çünkü çok büyük bir veri yaratımı söz konusu. Çok fazla veriye, çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz hepimiz. Finansçılar için de big data inanılmaz önemli olmaya başlıyor. Bu dünyada aslında neyin gerekli bilgi, neyin gereksiz bilgi olduğunu, neyin acil ve önemli ve kritik olduğunu, şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için neyin olmadığını ayırt edebilme kabiliyeti de önemli bir yetkinlik olacak. Ne tavsiye ediyorum arkadaşlara? Gerçekten çok fazla aslında internet ortamında TED Talk'larından tutun, literatüre, materyallere çok fazla bilgi var. Okuyabilecekleri, bu konularda araştırıp kendilerini geliştirebilecekleri. Gözlerinin açık olmasını, bu alanları takip etmelerini, bu konularda okumalarını tavsiye ediyorum.